Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir günlüğüne tekrardan LGS öğrencisi oldum. Sizin için bir okul gününde LGS nasıl hazırlanıyordum bunu canlandırdım. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle saat 6'da alarmım çalıyor ve uyanıyorum. Okula gitmeden önce de ders çalışmak için erkenden kalkıyorum ki burada bir vakit kazanabileyim. Bu yüzden 6 benim için ideal bir saat. Kalktıktan sonra kendime gelmek için bir yüzümü yıkıyorum. Ardından kendime güzel bir çay dolduruyorum ve artık çalışmaya hazırım. Her sabah güne paragraf çözerek başlıyorum. Çünkü bence paragraf her gün muhakkak çözülmesi gereken bir şey. Ve bunu sabahtan erkenden halletmek çok güzel oluyor. Ve sabah uyandığınızda daha verimli çalışabildiğiniz için de paragrafları anlamanız daha kolay oluyor. Bu yüzden sabahtan paragraf görevimi halledip güne o şekilde devam etmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Paragraf çözerken her metni çok daha iyi anlamaya, çok güzel, yavaş bir şekilde okumaya çok dikkat ediyorum. Çünkü gerçekten paragraf hani hiçbir bilgi gerektirmeyen bir soru. Sadece metni düzgün okumanızı ve soruları anlamanızı gerektiriyor. Bu yüzden dikkatinizi biraz daha odaklarsanız çok daha fazla doğrunuz çıkacaktır. Bu yüzden de ben bu şekilde buna dikkat ediyorum. Ve saat 7 olduğunda 40 tane paragraf sorusu çözmüş oluyorum. Şimdi okul için hazırlanabilirim. İyice ayılmak için güzel bir vücut duşu alıyorum. Ardından kıyafetlerimi değiştiriyorum. Sonrasında saçımı yapıyorum. Çantamı topladıktan sonra saat 7.30'da okula gitmek için hazırım. Okulda geçirdiğim uzun bir günden sonra saat 6.30'da tekrardan eve dönüyorum. İlk yarım saatte hiçbir şekilde ders çalışmıyorum. Kendime tamamen dinlenme süresi veriyorum. Benim yaptığım şey genelde dizi izlemek oluyordu. Saatin 7 olmasıyla beraber ders çalışmaya geri dönüyorum. Çalışacağım ilk ders fen oluyor çünkü sayısal bir dersten başlamak istiyorum daha rahat yapabileceğim için. Fen dersiyle başlıyorum. Sayısal dersleri daha erken, daha açık bir zihinle çözmek benim için çok daha iyi oluyordu. Çünkü yorgunluğun üzerine daha sayısal değerlerle uğraşınca insan gerçekten verimini düşürebiliyor ve istediği kadar güzel çalışamayabiliyor. Bu yüzden fenle başlamamın sebebi buydu. Fen testlerimin hangi kaynaktan olduğunu merak ediyorsanız size çok güzel bir öneriyle geldim. Bugün kullandığım kaynak Kari Akademi'nin LGS ilk çeyrek ara tatil kamp kitabıydı. İçinde her ders için ayrı ayrı fasiküller var, bu yüzden taşıması çok kolay. Bir tane sayısal bölüm, bir tane de sözel bölüm deneme kitapçığı çıkıyor. Kitabın içinde 1. dönemin başından Kasım ara tatiline kadar tüm konular var. Başında okulda da olduğu gibi önce klasik yani test olmayan sorular var. Bu şekilde konuyu önce güzelce öğreniyorsunuz. Ardından testlere geçiyoruz. Fen bilimleri kitabından göstermek gerekirse sayfanın sol tarafında daha kazanım temelli, konu temelli, sağ tarafta ise daha uzun yeni nesil sorular yer alıyor. Her kitabın sonunda da yazılı soruları var. Aslında bu açıdan hem LGS için hazırlanabileceğiniz hem de yazılı notlarınızı yükseltebileceğiniz çok güzel bir kitap. Ayrıca bütün sorularında video çözümü bulunuyor. Kasım ara tatili çok yaklaştı ve gerçekten öğrenciler için de çok güzel bir fırsat. Hem LGS için çok güzel çalışabilirsiniz hem de bir sonraki yazılılar için önden bir tekrar yapabilirsiniz. Bu yüzden de Kari Akademi'nin ara tatil kamp kitabı tam da bu noktada işe yarıyor. Bütün derslerin tekrarını bitirdikten sonra da içinden çıkan deneme sınavıyla kendinizi test edebilirsiniz. Bakalım gerçekten öğrenmiş misiniz? Ara tatilden sonra da çalışmalarınıza Kari Akademi 2. çeyrek ile devam edebilirsiniz. Ve saat 8 olduğunda 40 soru fen bilimleri çözmüş oluyorum. Ailemle beraber akşam yemeğini yedikten sonra saat 8.30'da matematik çalışmaya başlıyorum. Matematik hiçbir gün asla atlanmaması gereken bir ders. Çünkü sınavın en zor derslerinden biri ve özellikle çoğumuzun da en zorlandığı ders.
Bu yüzden kesinlikle her gün sınava yönelik LGS tipi matematik soruları çözmek insanı çok geliştiriyor. Ben de bu yüzden şimdi matematik çalışıyorum. Ve saat 9.30 olduğunda 35 soru matematiğimi de tamamlamış oluyorum. Sırada inkılap var. Matematik, fen, Türkçe gibi böyle daha zor, daha ağır dersleri çözerken arada inkılabı ve dini de ve İngilizceyi de unutmamak gerekiyor tabii ki. Bu yüzden her gün düzenli olarak inkılaptan ve dinden çözmeye de dikkat ediyorum. Şimdi dediğim gibi biraz inkılap dersinden test çözeceğim. ...50 soru inkılabı hallettikten sonra hiç ara vermeden din dersine başlıyorum. Din dersinden MEB'in kazanım testlerini çözeceğim. Bu testler gerçekten çok önemli bence çünkü LGS'ye genelde benzer soru tipleri oluyor ve tabii ki MEB'in yayınladığı kaynaklar olduğu için çözmeniz gerekiyor. Bu yüzden bugün bilgisayardan bu testleri çözeceğim. ...30 soruda dinden çözdükten sonra toplamda 40 soru paragraf, 30 soru din, 35 soru matematik, 50 soru inkılap ve 40 soruda fen bilimleri çözerek toplamda 195 soru çözmüş oluyorum. Yatmadan önce son bir kez de Kahire Akademi'nin poster notlarından konu tekrar yapıyorum. Bu poster notları da daha önce bir videomda incelemiştim. İsterseniz ekrandaki linkten bakabilirsiniz. Bugün kullandığım Kahire Akademi'nin tüm kaynaklarının linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Saat 10.45 olduğunda artık yatmak için hazırlanmaya başlıyorum. Yüzümü yıkıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Ardından saat 11 olduğunda benim için uyku vakti gelmiş oluyor ve 7 saatlik bir uyku için yatıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.